gündüz ve gece, önce, şimdi ve sonra. İnsanoğlu tarih boyunca tüm izafiliğine rağmen zamanı anlamaya ve tanımlamaya çalıştı. İlk defa M.Ö. Mısırlılar güneş saatini icat ederek zamanı ölçmeye çalıştılar. Güneş saati, kum saati, su saati, astronomik saatler derken zaman daha hassas ölçülmeye ve daha çok kişinin bu ölçüme erişebileceği bir hale geldi. Saat, her ne kadar doğuda icat edilmişse de saat kuleleri ilk defa batıda kullanılmaya başlandı. Büyüyen şehirler ve zamanı tanımlamaya olan ihtiyaç, saat kulelerinin var olmasına ve yaygınlaşmasına sebep oldu. Osmanlı, saat kuleleriyle 16. yüzyılda tanıştıysa da, bu kulelerin yaygınlaşması 18 ve 19. yüzyılda gerçekleşti. Özellikle 2. Abdülhamit zamanında saat kuleleri ülkenin dört bir yanına yayıldı. Osmanlı zamanında yapılan saat kulelerinden birçoğu hala ayakta ve bulundukları şehrin değerli bir sembolü halinde. Tarihi saat kuleleri bize bir zamanlar inşa edilen saat kulelerini göstermiyor. Zamanın değeri konusunda bir keşfe çıkartıyor. Çorum'da şehrin tam merkezinde, şehrin ve zamanın tanığı bir saat kulesi bizi karşılıyor. 1894'te yapılan kule, Çorum'un sembolü durumunda. Turhan Candan, Çorum Belediye Başkan Yardımcısıyım. Çorum Saat Kulemizin bakım ve onarım işlerini ben takip ediyorum. 1894 yılında yapılmış bir saat kulesi. Çorumlu hemşehrimiz Beşiktaş muhafızı Hacı Hasan Paşa ya da namı diğer 7-8 Hasan Paşa tarafından yaptırılmış bir saat kulesi. Saat kulemizin hikayesini anlatmak gerekirse, şöyle bir hikayesi var. Çorum eşrafı hemşehrileri Hacı Hasan Paşa'yı ziyarete giderler. Beşiktaş muhafızı Hacı Hasan Paşa ziyaret sırasında Çorum'a bir hizmet yapmak istediğini söyler. Ve eşraf Çorum'a döndüklerinde bir değerlendirme yapın, konuşun. Benden ne istiyorsanız o hizmeti Çorum'a yapacağım der. Eşraf Çorum'a gelir. Ve burada üç ayrı fikir ortaya çıkar. Fikirlerden bir tanesi Düvence Ovası'ndaki derelerin birleştirilerek Çorum'a akıtılması fikridir. İkincisi o dönemde Abdülhamit döneminde memleketin değişik yerlerinde tren yolu yatırımı başlamıştır. Derler ki Çorum'a da tren gelsin derler. Üçüncüsü olarak da Saat Kulesi fikri ortaya atılır. Yaptıkları nihai değerlendirmede bizim bir saat kulemiz olsun derler ve bunu Hacı Hasan Paşa'ya iletirler. Hacı Hasan Paşa da bu hizmeti Çorum'a yapmaya karar verir ve 1894 yılında saat kulemizi yaptırır. Kule 27,5 metre yükseklikte, tabanında bir sekizgen bir bölüm var gördüğünüz gibi. İçinde merdiven, 81 merdivenden oluşan bir merdiven mesafesi söz konusu. Kulemizin tepesinde bir çinko kubbe, basık bir kubbe bulunmakta ve çanın sesinin dört tarafa da yayılabilmesi için baklava dilimi şeklinde dört penceresi bulunuyor. Kulemiz
iki kez tadilat geçirdi. 1976 ve 2006 yıllarında iki kez tadilat geçirdi ve sapasağlam bir şekilde yoluna devam ediyor. Üzerindeki devasa çanıyla Çorumluların Çan Saati adını verdiği kule, bugün o kadar güçlü ses veremese de anısını hala kulaklarda çınlatıyor. Saat kulemiz Ulu Camii, Velipaşa Hanı ve belediye binamız, tarihi 3 ayrı eserin tam orta noktasında bulunan bir eser ve şehrin tam merkezini oluşturan bir eser. Bu anlamda şehirde hemen hemen bütün ana yolların, bütün ana arterlerin buluşma noktası olması hasebiyle bir merkezilik ifade ediyor Çorum şehrimiz için. Kulemizi oluşturan taşlar Çorum taşı olarak bilinen kesme taşlardan yapılmıştır ve tamamen orijinaldir. Orijinalliğini korumaktadır. Yapıldığı günden beri Çorum taşı kulemizde bulunmaya devam ediyor. Yapılan tadilat ve tamiratlarda yine Çorum taşından yapılıyor. Saatimiz ve çan da orijinalliğini koruyor. Şehrin burası tam merkezi, eski yerleşimlerin bulunduğu bölgedir burası Çorum için. Tam merkezi olması hasebiyle kule buraya yapılmıştır, bu noktaya yapılmıştır. Şehrin merkezindeki kulenin, kalabalık karşısında görünümü zayıflıyor olsa da, kule şehrin önemli anıt sembolü olarak Çorumluların sahip olduğu değerlerden bir tanesi. Benim ismim Elvan Çiftçi. Çorum Belediyesi'nde zabıta komiser olarak çalışmaktayım. Yaklaşık 5 yıldır da Saat Kulesi mekanizmasını kurmaktayım. Saat Kulesi Çorum'un en önemli, en eski tarihi eserlerinden bir tanesidir. İnsanlar Çorum'u leblebisiyle tanır başka şehirdeki insanlar ama biz Çorumlular Çorum'u Saat Kulesi'yle tanırız. Çorum'un Saat Kulesi Çorum'un olmazsa olmazlarındandır. Saat Kulesi'nin mekanizmasının çalışması yaklaşık 1894 yılından beri aynı mekanizmayla çalışmaktadır. Birçok belediyelerde birçok saat kuleleri dijital saate geçmesine rağmen biz Saat Kulesi'ni hala eski mekanizmasıyla çalıştırmaya devam ediyoruz. 1894 yılından bu zamana Saat Kulesi insan eliyle kurularak çalışmaya devam etmektedir. Saat Kulesi'ni iki ayrı mekanizmadan oluşmaktadır. Bir tanesi çanın mekanizması, diğeri saatin mekanizması. İkisi birbirine bağlantılı olarak çalışmaktadır. İki günde bir kurulması gerekmektedir. Yoksa Saat Kulesi ve çan durmaktadır. Saat Kulesi ve çanın durması da Çorum için çok hoş bir durum değildir. Saat Kulesi'nin iki günde bir kurulması gerekmektedir. Bunun için ben iki günde bir mutlaka Saat Kulesi'ne çıkarım. 81 basamaktan oluşmaktadır Saat Kulesi. Gelirim, dış kapısını açarım, üzerimi değiştiririm, eldivenlerimi takarım, yukarıya kadar çıkarım. Önce saatin mekanizmasını kurarım, daha sonra çanın mekanizmasını kurarım. Hava şartlarına göre Saat Kulesi havaların ısıyıp soğumasıyla birlikte bazı ileri ve geri kalmalar olmaktadır. Bunu da o iki günde bir çıktığımda
ufak ufak dokunuşlarla ayarlamaktayım ve saat kulesinin tam zamanı göstermesini sağlamaktayım. Saat ile çanlı mekanizması birbirine bağlantılı çalışmaktadır. Bir dişli ve şapkadan oluşan saat kulesinde yarım saatte bir dişli otomatik olarak çanı harekete geçirmektedir. Çanda oluşan, çanda yuvarlak bir çark vardır, büyük bir çark vardır. Çarkta 12 tane ayrı parça vardır üzerine işlenmiş vaziyette. O 12 parça saatin yarım saatte bir ve her saatte kaç tane vuracağını sağlayan parçalardan oluşmaktadır. Bu parçalar sayesinde saat zamanı geldiğinde bir kere, zamanı geldiğinde 12 kere vurmak şeklinde çalışmaktadır. Çorum'un için bu kule olmazsa olmazdır. Çorum'un en önemli simgesidir. Çorumlular Çorum'u saat kulesine tanır. Biz Çorum'a geldiğimizi saat kulesini gördüğümüzde anlarız ve saat kulesini gördüğümüzde Çorum'a gelmenin sevincini yaşarız. Ben bir saat kulesiyim, yıllara meydan okuyan. Çok eskilerden ama hiç eskimeyen. Şehrin içinde yaşıyorum ve tanıklık ediyorum geçen zamana. Kaç güneş doğdu benimle birlikte bu şehre, kaç güneş battı bir bilseniz. Hüzne de tanığım, sevince de. Bazen bir buluşma noktasıyım, bazen fotoğraflarda bir fon. Bu şehrin en önemli tanığıyım. Ben bu şehrin tarihiyim. Dün vardım, bugün varım, yarın da var olacağım. Ben bir saat kulesiyim.